Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Windows 10 işletim sistemi kullanıcıları için herhangi bir program, uygulama veya eklenti kullanmadan ücretsiz olarak bilgisayarlarını nasıl hızlandıracaklarını basit bir şekilde anlatacağım. Yapacağımız işlemlerin bilgisayarınıza en ufak bir zararı bulunmuyor ve işlem sonucunda bilgisayarınız daha hızlı, daha performanslı bir şekilde çalışmaya başlayacaktır. Öncelikle bilgisayarınızın daha rahat çalışabilmesi adına tüm bilgi, belge, fotoğraf, dosya ve klasörlerinizi düzenli bir şekilde diğer sürücünüze yedeklemenizi istiyorum. İşletim sistemimizin yüklü olduğu C sürücüsü ne kadar boş ise bilgisayarınız o derece rahat çalışacaktır. Şimdi hazırsanız işlemlerimize başlayabiliriz. Öncelikle arkadaşlar masa üstünüzde bulunan tüm bilgi, belge ve klasörlerinizi aynı zamanda arkadaşlar daha önce indirmiş olduğunuz bilgi ve belgelerinizi Diğer sürücünüze arkadaşlar yedekleyin. Bakın gördüğünüz üzere C sürücüm olabildiğince boş bu bilgisayarımın daha performanslı çalışmasını sağlıyor. Şimdi arkadaşlar ilk işlemimize başlayabiliriz. İlk işlemimize hemen şuradaki arama kısmına denetim masası yazacağız. Burada arama kısmı yoksa arkadaşlar Windows yani başlat simgesini sağ tıklayın ve gelen panele ara kısmını seçin. Ardından arkadaşlar buraya denetim masası yazın ve denetim masasını seçin arkadaşlar. Karşımıza gelen denetim masası penceresinde görüntüleme ölçütü kategori olacak şekilde sistem ve güvenliği seçin. Karşımıza gelen diğer pencerede arkadaşlar güç seçeneklerini klikleyin. Ve burada arkadaşlar hemen şurada bulunan yüksek performans seçeneğini seçili hale getirin. Eğer burada yüksek performans yoksa arkadaşlar hemen burada ek planların altında yüksek performans seçeneği olacaktır. Buradan arkadaşlar yüksek performans seçeneğini seçebilirsiniz. İkinci işlemimizde arkadaşlar istenmeyen başlangıç programlarını devre dışı bırakacağız. Bu hem bilgisayarın açılışında hem de bilgisayar çalışırken bilgisayarımıza yük olan bazı programlar arkadaşlar bunun için hemen şuradaki görev çubuğunun üzerine sağ tıklıyorum ve buradan görev yöneticisini seçiyorum. Gelen pencereden arkadaşlar başlangıç sekmesini seçiyorum. Burada bakın arkadaşlar bazı kullanmadığım programlar var. Bunlar hem açılışta hem de bilgisayar çalışırken arkadaşlar bilgisayara yük olan bilgisayarın arkadaşlar güç kaybına neden olan bazı programlar. Örnek mesela Spotify arkadaşlar kullanmıyorum. Bunun üzerine sağ tıklayıp devre dışı bırakıyorum. Your Phone mesela arkadaşlar bunun üzerine sağ tıklıyorum devre dışı bırakıyorum. Cortana'yı arkadaşlar kullanmıyorum mesela bunun üzerine sağ tıklayıp devre dışı bırakıyorum. Skype'yı arkadaşlar kullanmıyorum bunun üzerine sağ tıklayıp devre dışı bırakıyorum. Burada arkadaşlar hangi programları kullanmıyorsanız veya biliyorsanız arkadaşlar üzerini sağ tıklayıp devre dışı bırakabilirsiniz. Üçüncü işlemimizde arkadaşlar sürücüleri birleştirip iyileştirme işlemi yapacağız. Bunun için hemen arkadaşlar şuradaki arama kısmına sürücüleri birleştir diyorum. Ve burada çıkan arkadaşlar sürücüleri birleştir ve iyileştir seçeneğini seçiyorum. Karşımıza gelen pencereden arkadaşlar işletim sisteminin yüklü olduğu bakın C sürücüsü bu. Bu seçiliyken arkadaşlar burada en iyi duruma getir seçeneğini seçiyorum. Evet işlemimiz tamamlandıktan sonra arkadaşlar penceremizi kapatabiliriz. Şimdi arkadaşlar dördüncü işlemimize geçiyoruz. Dördüncü işlemimizde arkadaşlar bazı gereksiz dosyaları bilgisayarımızdan tamamen silmemiz gerekiyor. Bunun için arkadaşlar hemen klavyeden Windows ve R tuşuna basıyoruz. Klavyeden Windows ve R tuşuna bastığımızda arkadaşlar karşımıza bu şekilde çalıştır penceresi gelecektir. Buraya arkadaşlar ilk olarak yüzde temp ve yüzde yazıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yazdıktan sonra tamam diyoruz. Karşımıza bu şekilde gereksiz dosyaların olduğu bir pencere gelecek. Bundan arkadaşlar tamamını CTRL A tuşuna basarak seçiyorum ve arkadaşlar buradaki kısmı da seçerek arkadaşlar tüm dosyaları seçebilirsiniz. Ardından üzerine sağ tıklayın ve arkadaşlar siz seçeneğini seçin. Bu şekilde arkadaşlar uyarı gelirse bunu tüm geçerli üyeler için yap seçeneği seçtikten sonra arkadaşlar devam diyelim. Buradaki gereksiz dosyalardan arkadaşlar silebildiklerinizi sildikten sonra penceremizi kapatıyoruz ve tekrar klavyeden Windows ve R tuşuna basıyoruz. Gelen çalıştır penceresine arkadaşlar bu defa sadece temp yazıyoruz ve tamam diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bir izin seçeneği gelebilir. Devam diyorum. Ve ardından tekrar arkadaşlar buradaki tüm klasörleri arkadaşlar seçtikten sonra üzerine sağ tıklıyorum ve sil diyorum. Gelen şu şekilde uyarılar arkadaşlar bunu tüm geçerli öğeler için yap seçeneğini seçiyorum ve devam diyorum. Burada da arkadaşlar silebildiğimiz gereksiz dosyaları sildikten sonra arkadaşlar pencereyi tekrar kapatıyorum. Ve ardından tekrar arkadaşlar klavyeden Windows ve R tuşuna basıyorum. Bu defa arkadaşlar buraya prefet şeklinde yazıyorum ve ardından tamam diyorum. Karşımıza gelen pencerede arkadaşlar tamamını seçtikten sonra üzerini sağ tıklayıp arkadaşlar sil diyorum. Bu şekilde arkadaşlar uyarılar gelebilir. Bunu tüm geçerli üyeler için yap yeniden denediyorum. Eğer arkadaşlar silmezse atla diyerek arkadaşlar bu işlemleri sonlandırıyorum ve böylece arkadaşlar burada silebildiklerimizi silmiş oluyoruz ve bu işlemimiz de arkadaşlar tamamlanmış oluyor. 5. işlemimizde arkadaşlar hafıza temizleme işlemi yapacağız. Bunun için arkadaşlar bilgisayarımın içine gidiyorum. Ardından C sürücüsünün üzerine sağ tıklıyorum ve özellikleri seçiyorum. Karşıma gelen pencereden arkadaşlar diski temizliyorum. Ve bu şekilde pencere gelecek arkadaşlar. Ardından sistem dosyalarını temizliyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar gereksiz sistem dosyalarını arkadaşlar temizlemeye başlıyor. Ve böylece arkadaşlar işlemimiz tamamlanmış oluyor. Altıncı işlemimizde arkadaşlar sistem konfigürasyonu yapacağız. Bunun için hemen şuradaki arama kısmına arkadaşlar msconfig yazıyorum. msconfig yazdıktan sonra üstte çıkan sistem yapılandırmasını seçiyorum. Ardından arkadaşlar hizmetler kısmına geliyorum ve burada tüm Microsoft hizmetlerini gizle seçeneğini seçip ardından arkadaşlar tamam diyorum. Ve böylece arkadaşlar 6. işlemimiz tamamlanmış oluyor. 7. işlemimizde arkadaşlar kayıt defteri düzenlemeleri var. Bunun için hemen şuradaki arkadaşlar arama kısmına regedit yazıyorum. Regedit yazdıktan sonra arkadaşlar hemen üstte çıkan kayıt defteri düzenleyicisini seçiyorum. Karşımıza gelen kayıt defteri düzenleyicisinde arkadaşlar hemen şurada bulunan HK Current User seçeneğini arkadaşlar açıyorum ve buradan kontrol paneli açıyorum. Ardından arkadaşlar mouse yazan üzerini üzerine klikliyorum ve burada arkadaşlar mouse hover time yazan yerinin üzerine çift klikleyip bunu arkadaşlar on yapıyorum. Ardından arkadaşlar tamam diyorum. Diğer işlemimizde arkadaşlar desktop kısmına geliyorum. Ve burada arkadaşlar menü show delay yazan izni klikliyorum. Ve bunu arkadaşlar on yaptıktan sonra tamam diyorum. Ve böylece arkadaşlar buradaki işlemlerim tamamlanmış oluyor. Şimdi arkadaşlar 8. işlemimize geçebiliriz. Bunun için hemen şuradaki arama kısmına arkadaşlar gelişmiş sistem ayarları yazıyorum. Ve ardından arkadaşlar hemen şuradaki gelişmiş sistem ayarlarını görüntüde yazan yeri klikliyorum. Karşımız şu şekilde pencere geliyor arkadaşlar. Burada gelişmiş seçeneği seçilirken ardından ayarlar kısmına yani performansın altındaki ayarlar kısmına gidiyorum. Karşımıza gelen pencerede arkadaşlar eğer bir oyunu veya programı daha performanslı bir şekilde kullanmak istiyorsanız en iyi performansı ayarla seçeneğini seçtikten sonra uygula ve tamam diyebilirsiniz. Tabi arkadaşlar bunu seçtiğinizde görüntü sizi tatmin etmeyebilir. Daha iyi görünüm için arkadaşlar en iyi görünüm için ayarla seçeneğini seçtikten sonra uygula ve tamam diyebilirsiniz arkadaşlar. Dokuzuncu işlem bizde arkadaşlar eğer Windows 10 işletim sistemine yükseltmeyle geldiyseniz C sürücüsünün içerisinde arkadaşlar Windows Old diye bir klasör olacaktır arkadaşlar. Bu sizin eski işletim sisteminizin olduğu bir klasör. Bunu arkadaşlar silmeniz C sürücünüzde yer olması açısından bir avantaj. Bunun için arkadaşlar bunun üzerine sağ tıklayın ve sil deyin arkadaşlar. Böylece arkadaşlar bilgisayarınızdaki C sürücüsünde baya bir boşluk olmuş olacak. Son olarak arkadaşlar bilgisayarınızdaki geçici dosyaları tamamen silebilirsiniz. Tabii bundan önce arkadaşlar bilgisayarınızın indirenler kısmında daha önce indirmiş olduğunuz önemli dosya, bilgi, belge ve klasörleriniz varsa arkadaşlar bunu yedeklemeyi unutmayın çünkü bu işlemlerden sonra bunun içindeki arkadaşlar verileri de sileceğim. Aynı zamanda arkadaşlar geri dönüşüm içindeki verileri de sileceğim. Bunun için hemen Windows yani başlat simgesinin üzerine sağ tıklıyorum ve ayarları seçiyorum. Gelen pencereden arkadaşlar sistem yazan sekmeyi seçiyorum ve ardından arkadaşlar sol tarafta bulunan depolama yazan yeri seçiyorum. Kısa bir kapasite hesaplamasının ardından arkadaşlar buradaki geçici dosyalar yazanları seçiyorum. Bakın burada 29.4 GB'lık arkadaşlar e, gereksiz bir dosya yığını bulunuyor. Bunların tamamını sileceğim. Arkadaşlar ilk olarak geri dönüşüm kutusunu seçiyorum. Bakın 19.5 GB geri dönüşüm kutusunda çöpüm bulunuyor. Bunu sileceğim. İndirenler kısmında arkadaşlar dosyalarımı sileceğim. Dedim gibi indirenler kısmında daha önce indirmiş olduğunuz verileriniz varsa arkadaşlar bunu farklı bir yere yedekleyin. Bu indirenlerin içindeki gereksiz dosyaları arkadaşlar sileceğim. Bunun için bunu seçili hale getiriyorum. Windows Update temizleme arkadaşlar bunu seçili hale getiriyorum. Küçük resimler, teslim, iyileştirme dosyalarını seçiyorum. Ardından arkadaşlar geçici dosyaları seçiyorum. Sistem hatası, mini döküm dosyalarını seçiyorum. DirectX gölgelenici ön belleğini seçiyorum. Windows hata raporları ve geri bildirim tanımlamaları seçiyorum. Geçici internet dosyalarını seçiyorum. Ve arkadaşlar geçici Windows yükleme dosyalarını seçili hale getiriyorum. Buradakilerin tamamını arkadaşlar seçtikten sonra arkadaşlar buradan dosyaları kaldırın diyeceğim. Bakın 33.4 GB'lık arkadaşlar bir yer var. Bunların tamamını arkadaşlar sileceğim. Dosyaları kaldırın diyorum. Ve arkadaşlar böylece geçici dosyaların tamamını arkadaşlar bilgisayarımdan silmiş oluyor. İşlemlerimiz tamamlandı arkadaşlar. Bu işlemlerden sonra bilgisayarınızı yeniden başlatıp bilgisayar hızınızı kontrol edebilirsiniz. Windows 10 işletim sistemini herhangi bir program, uygulama veya eklenti kullanmadan ücretsiz bir şekilde arkadaşlar hızlandırabiliyorsunuz. Eğer arkadaşlar bilgisayarınızı donanımsal açıdan daha da hızlandırmak istiyorsanız ek olarak arkadaşlar hard diskten SSD'ye veya M.2 SSD'ye arkadaşlar geçiş yapabilirsiniz. Hemen hemen bütün bilgisayarlar arkadaşlar SSD SATA 3 SSD'leri destekliyor ve tabi anakartınız destekliyorsa arkadaşlar bir M2 SSD de arkadaşlar alabilirsiniz bu bilgisayarınızda arkadaşlar. %50'lik bir performans artışına neden olacaktır. Tabi yine farklı bir şekilde arkadaşlar RAM takviyesi yapmanız performans açısından gözle görülebilir bir hız sağlayacaktır. Basit bir şekilde arkadaşlar bilgisayarınızı bu şekilde hızlandırabiliyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve bizlere destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.